Merhaba, Orijinalini Yale Üniversitesi'nde psikoloji dersleri veren Lori Santos'un hazırladığı bir derste karşınızdayım. Sizlere bugün bilişsel önyargılar serisinin bir parçası olan ücretlendirmeye dayalı önyargılardan bahsedeceğim. Tebrikler, çekilişi siz kazandınız. Ödülünüz bir şişe şarap ve bunlar da seçenekleriniz. Birinci seçenekte Kaliforniya'nın Pinot Noir üzümlerinden yapılma ve fiyatı 20 lira olan bir şarap var. İkinci seçenek ise yine Kaliforniya'nın Pinot Noir üzümlerinden yapılmış ama fiyatı 50 lira olan bir şarap. Hangisini seçeceksiniz? Çoğu insan gibi muhtemelen siz de daha pahalı olan şarabı tercih edersiniz. İnsanlar içecek, yiyecek ya da elektronik aletler konusunda her zaman daha pahalı olan seçeneği tercih ederler. İşin ilginç yanı ise fiyatların rastgele belirlendiklerini bilmemize rağmen yine de pahalı olan seçenekleri tercih etmemizdir. Yaptıkları bir deneyde, nörobilimci Hilke Plasman ve çalışma arkadaşları, bu konuda ön yargılarımız tarafından yönetildiğimizi buldular. Deneyde insanlara üzerinde 10 dolar ve 90 dolar etiketleri olan şaraplardan denettiler. Deneye katılanlar bu şarapların birbirinin aynısı olduğunu bilmiyorlardı tabi. Şarapların tadı aynı olmasına rağmen deneye katılanlar pahalı şarabı daha çok sevdiklerini söylediler. Yani bir şeyin daha pahalı satılması bizim onu daha çok beğenmemize yol açıyordu. Bu noktada bir ürünün fiyatıyla değerini birbirine karıştırıyorduk. Bu karışıklığa fiyat etkisi adı verilir. Kısacası birine bir şeyin daha pahalı olduğunu söylemeniz o kişinin o ürünü daha çok sevmesine yol açar. Bu etkinin birçok farklı ürün için geçerli olduğundan bahsedebiliriz. İnsanların plasmanın deneyindeki kadar çabuk yanılabildiklerine inanmıyor olabilirsiniz. Yani belki de pahalı ürünün daha iyi olduğunu düşünmemelerine rağmen onları daha çok beğendiklerini söyleyebilirler. Öyle değil mi? Plasman ve arkadaşları da bu konuda endişelendikleri için insanların şarabı gerçekten de beğenip beğenmediklerini anlayabilecekleri çok yaratıcı bir teknik kullandılar. Sadece soru sormak yerine farklı etiketlere sahip şarapları içtiklerinde deneklerin beyinlerinin bu duruma nasıl tepki verdiğini ölçebilmek için görüntüleme tekniklerini kullandılar. Beynin para kazandığımızda, çekici biriyle karşılaştığımızda ya da inanılmaz lezzetli bir tatlı denediğimizde aktive olan ödül merkezi, yüksek etiketli şarap içildiğinde diğer şaraba göre daha çok aktive oluyordu. Kısacası, ücretlendirmeye dayalı ön yargının öznel bir değerlendirme olmasının yanı sıra aynı zamanda beynimizdeki ödül mekanizmasının aktif olmasıyla da ilgisi var. Bu noktada rastgele ücretlendirilmiş ürünlerin sadece beyinlerimizi değil, o ürünün nasıl çalıştığını da etkilediğini eklemek istiyorum. Davranışsal ekonomist Baba ve çalışma arkadaşları insanların enerji içeceklerine farklı ücretler ödemelerini sağlamış ve daha sonra içeceklerin nasıl etki ettiğini ölçmüşler. Bu içecekleri için insanlar sizce daha mı fazla yoksa daha mı az enerji kazandıklarını hissettiler? Şiv ve çalışma arkadaşları insanların yüksek fiyatlı enerji içeceğini içtikten sonra kendilerini daha iyi hissettiklerini belirtiyorlar. Bu insanlar zeka bulmacalarında da daha iyi sonuçlar elde etmişler. Deneye katılanlar yüksek fiyatlı enerji içeceğini içince düşük fiyatlı ama aynı içeceğe kıyasla kendilerini bir şekilde daha iyi hissediyorlardı. Tüm bu deneyler bir kutu aspirin, bir şişe şarap ya da enerji içeceğini ödediğimiz paranın sadece cüzdanımızı etkilemediği sonucuna ulaşmamızı sağlıyor. Ücretlendirmeye dayalı ön yargılarımız yüzünden fiyat belirleme bazen tamamen rastgele yapılsa bile yüksek fiyatların daha kaliteli anlamına geldiğine inanıyoruz.